Bugün vücut kitle indeksi hakkında konuşacağız. Eminim daha önce duymuşsunuzdur. Beden kitle indeksi ya da boy kilo indeksi olarak da duymuş olabilirsiniz. Sıkça duyduğumuz bu terim bize sağlıklı kilomuza ne kadar yakın olduğumuzu gösterir. O yüzden gelin nasıl hesaplandığını hep birlikte inceleyelim. Önce şuraya bir çöp adam çizelim, bir de tartı. Yapacağımız ilk iş onun vücut ağırlığını, yani kilosunu ölçmek. Öncelikle kaç kilo olduğunu bulmamız lazım. Sonra da boyunu ölçüyoruz. Şimdi elimizde çöp adamımızın hem kilo hem de boy bilgisi var. Vücut kitle indeksini hesaplamak için bu iki değeri alıp bu gördüğünüz basit denkleme yerleştiriyoruz. Çok da basit bir denklem. Kısaca kilo bölü boyun karesini hesaplamamız bize yetecek. Oldukça kolay, değil mi? Şimdi gelin benim vücut kitle indeksimi hesaplayalım. Ancak buna geçmeden önce şunu belirtmeliyim ki ağırlık birimi olarak kilogram Boy içinse metre kullanacağız. Bu önemli bir detay. Evet, ne diyorduk? Benim vücut kitle indeksimi hesaplayacaktık değil mi? Ben 72 kiloyum ve boyum da 1 metre 85 cm. Şimdi, denklemimize göre benim vücut kitle indeksim, kilo bölü boy kare üzerinden gidersek, 72 bölü 1,85'in karesine eşit olacak. Bu matematiksel işlemin sonucu da 21 eder. Bu hesabı yaparken hesap makinesi kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Benim vücut kitle indeksim 21. Harika. Şimdi sıradaki soru. Bu ne anlama geliyor? Eğer vücut kitle indeksim 21 ise bu normal midir? Bu durumda nasıl bir kategoriye giriyorum? Sağlıklı kilo'ma ne kadar yakınım? Bunu anlayabilmek için şuraya 0'dan 30'a kadar giden bir ölçek çizelim. Burası 25 olsun ve burası da 18 ,5. Doktorlar vücut kitle indeksini şimdi anlatacağım şekilde kategoriye ayırıyorlar. Eğer bir yetişkin olarak vücut kitle indeksiniz 0 ile 18,5 arasında bir yerdeyse, yani bu sarıyla işaretlediğim aralıktaysa, o zaman kilonuz normalden az demektir. Yani zayıfsınız demektir. Eğer 18,5 ile 25 aralığındaysa normal, sağlıklı bir kilodasınız demektir. Buraya da bir gülen yüz koyalım. 25'in üzerinde ise 25-30 aralığında ise fazla kilolu kategorisindesiniz demektir. Buraya da kilolu yazabiliriz. Evet. Son olarak eğer 30'un üzerinde ise obez sayılıyorsunuz. Obez kelimesini daha önce duymuş muydunuz? Bu kelime aslında vücut kitle indeksi ölçeğindeki bir kategorinin ismi. Popülerleşmesiyle birlikte buradaki anlamıyla günlük hayatımızda da kullanılmaya başlandı. Benim vücut kitle indeksime dönecek olursak ben de tam buradayım. 21. Demek ki oldukça iyi durumdayım. Evet, aklıma şu soru gelebilir. Hangi kiloda olsaydım fazla kilolu veya hangi kiloda olsaydım obez olarak değerlendirilecektim? Bu kategorilere ne kadar uzağım ya da yakınım? Denklemime geri dönecek olursak vücut kitle indeksi eşittir kilo bölü boyun karesi demiştik. Bunu şu şekilde tekrar düzenleyelim. Kilo eşittir vücut kitle indeksi çarpı boyun karesi. Yani ne yaptık? Denklemi tersine çevirmiş olduk. Denklemi bu şekliyle tekrar yazalım şimdi. Vücut kitle indeksim 25 olsaydı kaç kilo olurdum? Ona bir bakalım. Şimdi bu neye eşittir arkadaşlar? Vücut kitle indeksim 25 olsaydı fazla kilolu kategorisine girerdim. O kategoride olmam için de kilomun 85 kilogram civarında olması lazım. 85 kilo. Evet. Bu şu an olduğum kilodan tam 13 kilo daha fazla. Neyse ki biraz fazla tatlı yesem bile kolayca 13 kilo alacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Nasıl içim rahatladı size anlatamam. Evet. Demek ki fazla kilolu kategorisinden epey uzakmışım. Şimdi bir de vücut kitle indeksim 30 olsaydı kaç kilo olurdum ona bakalım. Boyum, tekrarlayalım, 1 metre 85 santim. 30 çarpı boyun karesi neye eşit oluyor? 102, 102'ye. Yani eğer 102 kilo olsaydım arkadaşlar, obez kategorisinde olacaktım. Evet, hesaplamamız işte bu şekilde yapılıyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.